Devrelerde çok çeşitli elektronik parçalar görüyoruz. Elektroniğe yeni başlamış biri için hangi parçanın fiziksel olarak neye benzediğini bilmek önemli. Bu videoda parça kutumdan çıkardığım bazı parçaları göstererek hangi parçanın neye benzediğini göstermeye çalışacağım. Dirençlerle başlayalım. Dirençlerin çok çeşitli formları olabiliyor gördüğünüz gibi. Yukarıdaki oldukça güçlü bir direnç. Aslında dikkatle bakılırsa çevresine bir tel sarıldığı da görülebilir. Bunlar genelde yüksek güçlü dirençlerin yapım şeklidir. Ortada gördüğünüz çok kullanılan 1/4 wattlık 0.25 wattlık dirençler. Altta da bir taş direnç görüyoruz. Bunlar da genelde yüksek güçlü dirençlerdir. Birkaç tane daha direnç gösterelim. Çeyrek wattlık devrelerde sık sık kullanılan bir direnç. Wattlık 10 ohm değerinde bir taş direnç. Bu da 25 wattlık büyük bir direnç, 180 ohmluk, %5 toleranslı. Bu bir değişken direnç. Üzerindeki sürgüyü aşağı yukarı hareket ettirerek direncin değerini değiştirebiliyorsunuz. Bu daha değişik türde bir değişken direnç. Sol baştaki vidayı çevirerek direncin değerini değiştirebilirsiniz. Çok turlu bunlar. Genelde 10 tur civarında dönerler. Bu da yine devrelerde bir kez ayarlayıp o şekilde bırakılan değişken bir direnç. Yine çok turlu bir değişken direnç. Bunlar genellikle eski televizyonlarda kanal ayarında kullanılırlardı. Değişken dirençler biraz büyüdüğü zaman bunlara potansiyometre deniyor. Müzik setlerinde, radyolarda kullandığımız ses düğmeleri genelde bunlardır. Yine başka bir formda potansiyometre. Bir tane daha. Yeşil olan stereo, yani üstünde iki tane değişken direnç var. Sağ ve sol kanallar için. Eski bir teypten sökülmüş gene bir ses düğmesi. Altında gene bir potansiyometre var. Elektrolitik kondansatör. Elektrolitik kondansatörler genelde yüksek kapasiteli kondansatörlerdir. Değerleri büyüktür. Bu türler artık çok fazla bulunmuyor. Bunlara aksiyel kondansatör deniyor. İki tarafından bacağı çıkanlar. Başka bir elektrolitik kondansatör daha. Dikkat ederseniz üzerinde hem değerleri yazıyor hem de maksimum kaç volta dayanabilecekleri yazıyor. Dayanma gerilimleri yükseldikçe boyutları da büyüyor tabi. Daha da büyüyor. Elektrolitik kondansatörler dışında pek çok kondansatör çeşidi var. Kapasitelerine ve dayanma gerilimlerine göre kondansatörlerin biçimleri değişiyor. Çok çeşitli kondansatör türleri var. Araya bir tane de yerli kondansatör karışmış. Bazı küçük kondansatörlerin değerleri dirençlerde olduğu gibi renk koduyla gösteriliyor. Yine değişik türde kondansatörler. Bu gördüğünüz kondansatörler yüksek voltajlara dayanabilen tipler. Mercimek kondansatör de denen seramik kondansatörler. Yine değeri renk koduyla belirlenmiş 47 pikofaradlık bir kondansatör.
Diyotlar yaptıkları işlere ve kaldırabildikleri akıma göre çok değişik şekillerde ve boyutlarda olabiliyorlar. Bazılarının kılıfları transistöre bile benziyor. Bu kılıfta iki tane ayrı diyot var. Köprü diyotlar doğrultma işlemi için kullanılıyorlar. Normalde doğrultma işlemi için burada görüldüğü gibi 4 tane diyot kullanılır. 4 diyotu tek kılıfa koyduğumuz zaman buna köprü diyot deniyor. Buradaki sinüs işareti olan kısımdan alternatif akım giriyor. Artı ve eksi yazan kısımdan da doğru akım olarak çıkışımızı alıyoruz. Köprü diyotlarında pek çok formu var. Taşıyabildikleri akıma ve dayanabildikleri gerilime göre. Bir çeşit diyot olan ledler de çok çeşitli formlarda görülebilirler. Genelde uzun bacak anot, kısa bacak ise katottur. Ledin içine baktığınızda da büyük olan kısım katot, küçük olan kısım anot. Birçok cihazda gördüğümüz sayısal göstergeler de ledlerden yapılıyor. Elbette bu sayısal göstergelerin de çok fazla çeşidi var. Bu yuvarlak göstergeyi örneğin bir klimanın ön panelinden sökmüştüm. Transistörler de işlevlerine göre çok farklı şekillerde olabiliyorlar. Bu gördükleriniz küçük sinyal transistörleri. Güçleri arttıkça kılıf şekilleri de değişiyor. Bu ise bir yüksek frekans transistörü. Daha büyük güçlere geçiyoruz. Bu kılıf TO3. Yine güçlü bir transistör. Ve bir tane daha. Bu transistörlerin metal kılıfları genelde kolektöre bağlıdır. Bir de artık kullanılmayan transistörler var. Bunları 60'lı 70'li yılların müzik setlerinde ve radyolarında görebilirsiniz. Bunlar germanyum transistörler. Bende birkaç tane hiç kullanılmamış da var. Günümüzde germanyum transistörlerle bir devre tasarımı yapılmıyor. Entegre devreler de kullanım amaçlarına göre çok çeşitli kılıf şekillerinde olabiliyorlar. Bu bir 40 serisi logic devre entegresi. Bu bir güç kaynağı entegresi. Güçlü bir kılıfa konulmuş. Transistör gibi görünmesine rağmen bu da bir entegre devre. Voltaj regülatörü. Soğutucuya bağlanabilmesi için üzerinde metal çıkıntısı var. Bu bir amplifikatör. Yandaki yarıklardan vida takılarak yine soğutucuya bağlanıyor. Başka bir amplifikatör entegre. Bunun da soğutucuya bağlanması için metal bir ucu var. ...42 bacaklı bu entegre ise eski tüplü televizyonlarda kullanılan bir entegre. Entegre devrelerinin içini merak ediyorsanız bir EEPROM'a bakmalısınız. EEPROM'ların üzerindeki pencere sayesinde içleri görünüyor. EEPROM'un içinde çip
çok açık bir şekilde görülüyor ve bu çipten bacaklara giden bağlantılar. Bu minik transistör görünümlü parça da bir entegre devre. Entegre devrelerin zarar görmesini engellemek için bazen bu şekilde soketler kullanılıyor. Devreye soket lehimleniyor, daha sonra entegre devre onun üzerine takılıyor. 14 bacaklı bir soket daha. Tristörler diyotların bir çeşidi olarak görülebilir. Tetiklendikleri zaman akımı iletmeye başlıyorlar. Tetikleme akımı kesilse de akımı iletmeye devam ediyorlar. Tristörler de işlevlerine ve taşıyabildikleri akıma göre çeşitli kılıflarda piyasaya sürülüyor. Yine minik transistöre benzer türleri de var. Elektronik cihazlarda pek çok sensör kullanıyoruz. Bunların da çeşitli formları var. Bu bir NTC. Bir tane daha. Bu yuvarlak parça ise 110 derece civarında, 110 derece sıcaklıkta açılıp kapanabilen bir anahtardan ibaret. Bu da bir termal sensör. Belirli bir sıcaklıkta açıp kapatıyor. Bu da bir hareket sensörü. Harekete bağlı olarak içindeki anahtar açılıp kapanıyor. Bu bir manyetik anahtar. Yakında bir manyetik alan oluştuğu zaman, mesela bir mıknatısı yaklaştırdığınız zaman anahtar kapanıyor. Yine başka bir ısıyla değişen direnç. Kristaller elektrik uygulandığı zaman belli bir frekansta titreşebilen parçalar. Onların da kullanıldıkları alanlara göre çeşitleri var. Kristalleri titreştirmek için genelde bir devre kullanılıyor. Bazen bu devre de kılıfın içine entegre edilip kristal osilatör olarak satılıyor. Burada görüldüğü gibi. Bu 25 MHz'lik bir kristal osilatör. Artı ve eksi terminallerinden beslediğinizde çıkışından kristalin belirlediği frekansı veriyor. Elektronik devrelerde kullanılan bobinlere birkaç örnek verelim. Bir kısmının üstlerinde değeri yazıyor. Bir kısmının değeri ise üzerindeki halkalarla okunabiliyor. Elbette kullanım amaçlarına göre ve yine taşıyabildikleri akıma göre şekilleri farklı. Röleler de elektronik devrelerde kullanılan önemli parçalar. Küçük bir akımla büyük bir akımın kontrol edilmesini ve bu iki devrenin birbirinden elektriksel olarak yalıtılmasını sağlıyorlar. İçi açılmış bir tanesini gösterelim. Soldaki iki tane bacakla bobin çalışıyor. Bobinin çektiği mekanik parça da diğer kontakları harekete geçiriyor. Rölenin üzerinde gördüğünüz gibi bobinin kaç voltla çalıştığı, kontakların kaç volt ve kaç ampere dayanabildiği belirtilmiş. Devrelerde bazen de sinir bozucu olabilen uyarı seslerini veren buzzer'lar. Bunun artı ve eksi uçlarından elektrik verildiğinde tiz bir ses çıkarıyor. Bu ise bir mikrofon. Yine başka bir buzzer. Başka bir mikrofon. Telefonlarımızın ses alan kısmında da buna benzer mikrofonlar var. Yine benzer bir mikrofon.